Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sarkma ameliyatı. Sarkma ameliyatı nedir? Özellikle obezite cerrahisi nedeniyle aşırı kilo kaybetmiş olan hastalarda ortaya çıkan kollarda, memede, karın, sırt bölgesinde, kalça bölgesinde, bacak bölgesinde ortaya çıkan sarkmaların estetik düzeltimi için yaptığımız ameliyatların hepsine biz ne diyorduk? Prosparyatik cerrahi, çoğunlukla da sizin aradığınız şekilde, Google terapi diğer şekilde zayıflama sonrası estetik ya da sarkma ameliyatı diyoruz. Şimdi kilolarımızı verdik, çok güzel obezite cerrahisini geçirdik, kilolarımızı verdik, harika zayıfladık ve bir takım sarkmalar oldu. Sonra ne yapacağız? Ne zaman bu ameliyatlara başlayacağız? Seansla mı olacak, tek seansla mı olacak? İşte bütün bunların cevabını bu videolarda sizinle, sizler için cevaplayacağım. Şimdi öncelikle kilo kaybı tamamlanmış olan hastalar için ortalama, bu obezite cerrahisi saç midana yazılışırız. Ortalama olarak bir 12 aylık bir süreç var. Bu süre içerisinde sizin kilo kaybınız yavaş yavaş tamamlanıyor. Daha sonra artık hedef kilomuza ulaştınız ve hedef kilomuzda en az 3 ay sabit bir şekilde kalmaya başladınız. İşte ondan sonraki süreçte, yani ortalama olarak obezite cerrahisi sonrası 15. aydan itibaren sizin için estetik ameliyatların yapılma zamanı gelmiş olabilir. Bunları biz görüşmede değerlendirerek karar veriyoruz. Evet, sizin için estetik ameliyatların olma zamanının geldiğine karar vermiştik. Hangi ameliyatla bu işe başlıyoruz? Benim ilk tercih ettiğim, eğer hastada farklı bir durum söz konusu değilse, gövdenin toparlanması ameliyatı, yani 360 derece body. 360 derece body ameliyatıyla hastanın karın bölgesi, yanlar, sırt bölgesi ve kalça bölgesinin tek seansla, tek bir ameliyatla toparlanması, dolayısıyla çevresel bir şekilde, yani hastanın 360 derece olarak gövde bölgesinin şekillendirilmesi mümkün oluyor. 360 derece bodylifte ilgili çok fazla soru geliyor. 360 derece bodylifte işte kaslar dikiliyor mu, dikilmiyor mu, bundan yumuşak şekiller mi ediliyor mu, edilmiyor mu gibi. 360 derece bodylift demek ne demek? Bir karın germe ameliyatında yapılan her şey, karın kaslarının orta alta dikilmesi, fazla derine çıkartılıp alınması, gerekirse liposakşınla bölgelerin inceltilmesi 360 derece bodylift'in bir parçası. Bir ikinci parçası nedir ama? Karın germeden alınan ikinci parçası hastanın arka tarafını çevirip kalçanın da toparlanması, gerilmesi, kalçada oturan sarkmanın da ortadan kaldırılması ve kalça şekillendirme. Yani hastayı 360 derece şekillendirme anladı. Hem önde bir karın germe, tam bir karın germe, kaslar dikiliyor, arkaya çeviriyoruz, popo kaldırılıyor, popo kaldırmasını bilip popo şekillendirme yapılıyor ve gerekirse liposakşın gövdenin sade şeklinde şekillendirilmesi ameliyatı olarak 360 derece bodylifti tanımlamamız mümkün. 360 derece bodyliftten sonra ne kadar süre işimle izin almam gerekir? 360 derece bodylift ameliyatını o 2 gün hastanede yapıyor. İkinci günün sonunda direr dediğimiz içerideki sıvıların toplanmasını sağlayan hortumlar vücudumuzdan çıkartılıyor. Siz özellikle korse giymiş oluyorsunuz. İlk gece zaten ayağa kalkmış oluyorsunuz. Yani ikinci günün sonunda hastaneden çıkarken kendi kendinize tuvalete gidip gelebilecek, yataktan kalkıp oturabilecek bir konumda oluyorsunuz. Evinize gittiniz. Biz size oturup deniyoruz. Biz size sürekli yatım veriyoruz. Tam tersi. El içinde hareket edin diyoruz. Ama abartılı hareketlerden kaçının diyoruz. Yani bir fizik hareketleri, bir spor hareketleri yapmayacaksınız. Bana duruyabilirsiniz. Mutfağa gidebilirsiniz, gelebilirsiniz. Bilgisayar başında işlerinizi yapabilirsiniz. Bir hafta sadece dışarılarda olmayı istiyoruz ki bu nasıl bir hipotansiyon, tansiyon düşüklüğü vesaire gibi durumda korunaklı bir yerde olun, yanında oturabileceğiniz bir yerde olun. Çünkü büyük bir anda, nispeten büyük bir anda. Ağrım bir ameliyat değil. Tabii ki kişisel faktörler. Biz bir takım protokoller deyip soruyoruz, bir takım protokoller uyguluyoruz ve ağrı daha hiç başlamadan ameliyat hissediyoruz. Ama tabii ki ameliyat, tabii ki bir gerginlik, hafif bir rahatsızlık hissi olması çok normal. Şimdiye kadar hiç ben bu ağrıyı çekeceğimi deseydim, yaptırmazdım, denemezdim, hiç olmadı. Tam tersi, ben böyle olacağımı deseydim, bu kadar zaman beklemezdim
yer bastan çok olur. Dolayısıyla bu diğer ameliyatlar için de geçerli, 360 derece bariyatrik için de geçerli. Artık çok pratiklerimiz oturdu, sistemimiz çok net. Hasta geliyor, ameliyatım oluyor, güzel pozitif takıyor, iki gün yatıyor, bulucu oluyor. Ara ara biz telefonlaşıyoruz, bir hafta sonra geliyor, pansuman değişimi oluyor. Ve 10. 11. günde şehir dışına gidiyor. Şehir içinde ise 11-12. günde masadaş işleri, yürümeli işleri. Mesela siz gayrimenkul danışmanısınız, hep yürümeniz gerekiyor, dışarısınız. Yürümeli işleri de 13-14. Günden itibaren çok şükür, çok rahatlıkla başlayabiliyor. Sonraki ameliyatlar nedir? Sarkma ameliyatının sonraki aşamalarında neler yapıyor? Yine hastanın durumuna göre kol, yerme ve meme düzeltim ameliyatlarını birlikte yapabiliyoruz. Başka bir seansta da bacak estetiği ya da kuyruk yerme ameliyatını yapabiliyoruz. Yani 3 ay arayla, 3 evre olarak, 3 ayrı ameliyatla kilo kaybı sonrası yaşamış olduğumuz tüm sarkmaların tedavisini yapmamız mümkün oluyor. Bu hastalar, biz bunları hep anlatıyoruz, hep de benzer sorular geliyor. Tek bir ameliyatla kolun, bacağın, karnın olmaz mı? Olmaz. Bakın, biz bu kiloları nasıl bir günde almadık, nasıl bir günde vermediksek, sizin güvenliğiniz için, sizin ameliyat sonrasında iyileşmenizin normal bir şekilde gitmesi, hatta hızlanması için seanslı yaklaşım dediğimiz seanslara bölmemiz mutlaka şart. Çünkü vücudun birden fazla yerine cephe açmış gibi oluyor. Her ameliyat vücutta bir stres, bir kesik ve vücut onu iyileştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hep kolda kesik, bacakta kesik, memede kesik olduğu zaman iyileşme çok uzuyor, ameliyat süresi çok uzuyor. Yani siz 10 günde toparlanıp işe gidecekken bir ay, 1,5 ayda toparlanamıyorsunuz ve biz bunu istemiyoruz. O yüzden seanslı yaklaşım diyorum. Bu ameliyatlar dediğim gibi hastanın kolu çok kötüdür, memesini yaptırmaz, tek kolu yaptırabilir. Karnı çok iyidir, direkt bacaklardan başlanabilir. Hastaya özgü, sizin vücudunuzda oluşan sarkmaya özgü olarak planlanır, o şekilde de yapılır. Şimdi muayene, çok teşekkür ederim hepinize. Çok fazla sayıda Instagram'dan soru yazıyorsunuz. Kliniğimize gerçekten çok yüksek miktarlarda WhatsApp'tan mesajlar geliyor. Elimizden geldiğince hepinizi cevaplamaya çalışıyoruz. Hep de sonunda diyoruz, muayene esas. Biz size her ne kadar WhatsApp'tan, fotoğraf üzerinden değerlendirsek de size dokunmadığımız sürece, deri kalitenizi görmediğimiz sürece, yüzünüzü görmediğimiz sürece belki ek yapılması gereken şeyleri kaçırıyoruz size söylediğimde. O yüzden muayene sizin kendi vücut deformitenizi, deri kalitenizi, kırın kaslarınızın durumu, kokunuzun sarkmasının durumunu gibi anlamamız açısından önemli. Bir diğer önemli nokta, bazen ben küçük öneriler de bulunuyorum aslında. Böyle bir 360 derece yaparken bakın, sizin bir tek karnınız, karın bölgenizde hafif yağınız kalmış. Biz bunu mutlaka yüzünüze transfer edelim. Yani o yağların da alınması ve değerlendirilmesi gibi noktalarda çok önemli. Ya da diyorum ki, kollarınız çok incelmiş. Biz 360 yaparken ya da kol dönme yaparken biraz şurada hafif bir dışa da kas gibi bir enjeksiyon yapalım. Yani muayene sizin tepeden tırnağa değerlendirmeniz için bir fırsat. O yüzden muayeneniz için esas. Yine fiyatlandırma da otomatik olarak bir listede ona öyle ona öyle gibi değil. Size özel yapılmasını ben kendi adıma oldukça önemsiyorum.